Sayın Davutoğlu PKK hakkında sizin anlatımlarınızı teyit eden bir yeni bir açıklama yaptı. Hiç ama hiç endişeniz olmasın. PKK'sı, YPG'si, DH'ı, paraleli, DHKPC'si, şusu, busu, alfabenin değişik harflerinin arka arkaya sıralandığı bu terör makineleri şunu bilsinler ki, onlara hitaben söylüyorum. Yenileceksiniz, yenileceksiniz, mutlaka yenileceksiniz. Bu aziz milletin önünde diz çökeceksiniz. Yetim bıraktığınız çocukların hakkını burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Ama işte onlar da kapitalizm yenilecek diyorlar. Haşa işte faşizm yenilecek diyorlar. Halk ordusu galip gelecek diyorlar. Devrimci güçler asla yenilmez diyorlar. Hiçbir zaman için yenilmedi diyorlar. Bir ölürüz, bin diririz diyorlar. O zaman çözüm fikir. Bilimle olur. Yani komünizmin felsefesinin yok edilmesi gerekiyor. Komünizmi yok kabul ediyor şu an hükümet. Devlet politikası olarak da böyle. Yani yok hükmünü de görüyor. Hiçbir zaman için muhatap olup komünizmi eleştirmiyor devlet, hükümet. Yanlışsınız demiyor. Darwinizm yanlıştır. Diyalektik felsefe yanlıştır demiyor. Ya diyalektik felsefeyi devlet öğretiyor zaten. Yani diyalektik felsefe varsa Marksizm zaten diyalektik felsefenin üstüne oturuyor. O zaman neyin savaşını veriyoruz biz? Neyin mücadelesini veriyoruz? Burada bir inanç bozukluğu oluşmuş oluyor. Eğer diyalektik felsefeyi savunuyorsan, çelişki felsefesini savunuyorsan, mecburen Marksizmi de kabul edersin. Marksizm bunu anlatıyor işte, her yerde çelişki vardır diyor. Toplumun arasında da çelişki vardır diyor. Zenginler fakirler arasında çelişki vardır. İşçi sınıfıyla efendim işte kapitalistler arasında çelişki vardır. Bu çelişki bir süre sonra çatışmaya dönüşür diyor. Bu da iç savaştır diyor. İç savaşta kimseye acınmaz diyor. Önüne geleni öldürürsün diyor. Yani bunu niye anlamazdan geliyorlar, ben anlamıyorum. Yani bütün Rusya'da, orada burada falan bu böyle olmadı mı? Ne diyor adam? Biz yeniden komünizmi inşa edeceğiz diyor. En modern şekliyle diyor Orta Doğu'da. Ve bütün Avrupa komünistleri, Amerika komünistleri ve İngilizlerin devleti PKK'yı destekliyor. Tek kelime zaten eleştiri yapılmaması PKK'yı acayip şımartır. Bunun anlamı ne biliyor musun? Senin felsefenden ben çekiniyorum. Senden ben tartışamam. Senin fikrine ben üstün gelemem. Senin fikrin uçsuz bucaksız. Benim fikrim yok ki sana fikir anlatayım anlamını da alır adam böyle. Bu şekilde değerlendirir. Sen çıtını çıkartmıyorsun. Adam sana komünizmle geliyor. Sen bambaşka şeyden bahsediyorsun. Senin kafanı ezerim diyorsun sadece. Darmadağın eder. O da diyor senin kafanı ezerim diye. Yani bütün üniversitelerde komünizm çığ gibi yayılıyor. Liselerde komünizm çığ gibi yayılıyor. Güneydoğu akıl almaz bir yapılanmaya gitti. Her yerde adeta üniversite gibi yapmışlar. Komünist eğitim. Her yerde komünist eğitim. Gençlerin %70-80'i, 90'ı dinsiz imansız oldu Güneydoğu'da. Bundan haberler var mı? Gitsin bir baksınlar. İmani eğitim verilmesi lazım. Yani anlamazdan gelerek nereye kadar götürebilirsin ya? Bilgisi olmayan, az araştıran halkın oylarına güvenerek bir yere varamayız biz. Yani mesela hepsi için demiyorum ben. Mesela bazen sağ partiler kültür düzeyi daha aşağıda olan, daha az olan, yani araştırması az olan, bilgisi az olan kesimlerin oyuna güveniyor. Kardeşim o erir, sürekli erir. Tabii ki sırf onların oyunu almıyor. Aydın kesimin oyunu da alıyor. Kültürlü kesimin de oyunu. Ama onların oyu bayağı yüksek oluyor. Ama o gittikçe eriyor işte bak, tabağından, çocuklarından, torunlarından eriyor. Mesela yaşlılar dindar Güneydoğu'da. Ama gençler dindar değiller. İşte ikinci kuşakta bela kapıda. İkinci kuşak şu an devrede olan zaten. Bak PKK milletvekilleri ne diyor? Bizim adamlarımız. Kahraman diyor adam, milletvekili çıkıyor. Açık açık söylüyor. Tebrik ederim diyor adam özetle.
bütün PKK cenazelerine katılıyorlar. Yani zaten 25 yaşında, 27 yaşında falan kişiler. Hepsi genç. Hepsi Marksist eğitim almış, hepsi sosyalizmi biliyor. PKK'nın ne olduğunu biliyor. Başka konuları da biliyor. Yani PKK milletvekili de yani HDP'li. Ama yani adeta uslubu PKK'lı gibi. Yani alenen savunuyor.